Biz sadece bütçesi planlaması yapılmış somut işler vaat ediyoruz. Milleti aldatmıyoruz. 2019'da düzenleri bozulan bir avuç insan o günden beri bu işleri görüyorlar. Bakıyorlar ki Ekrem İmamoğlu liyakatli insanlarla çalışıyor, hesabını kitabını iyi yapıyor, bütçesi şeffaf, bütçeye kirli eller değmiyor. Bütçesi şeffaf olunca ne oluyor biliyor musunuz? Bütçe bereketli oluyor, bereketli. Onun için bunu gördükçe yaygara koparmaya çalışıyorlar. Yaygara koparıyorlar. Bakın sözüm ona bu arkadaşlar bu kampanyada sadece İstanbul konuşacaklardı. Öyle dediler hatırlayın. Daha birkaç hafta dayanabildiler. Hemen su kaynattılar. Hemen kayış attılar. Çünkü görüyorlar İstanbul başardı. Hep birlikte israfı bitirdik, hizmeti getirdik. Bundan geri dönüş yok. İstanbul'un yeniden ihmale, ihanete, israfa dönmeye tahammülü yok. Dönmeyecek. Sevgili hemşerilerim, eşitlik ve adalet yolunda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlik ve kardeşlik yolunda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hazır mıyız? Birlikten, kardeşlikten söz açılmışken şimdi biraz sizlerle dertleşmek istiyorum. Bakın, 5 yıldır konuşmalarımı dinliyorsunuz. Tavrımı biliyorsunuz. Buradan soruyorum Allah aşkına, beni bir gün hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun fark etmez. Benim bir gün bir kişiye ayrımcılık yaptığımı ya da ötekileştirdiğimi gördünüz mü? Peki sevgili hemşehrilerim, bana her gün hakaret eden siyasi rakiplerimin bir gün bile onların vatanseverliğini ya da onların inancını sorguladığımı işittiniz mi? Bakın sevgili hemşehrilerim, kimse kıskanıyorlar doğru. Kıskanıyorlar. Kimse kendisine karşı böyle bir şeyin yapılmasını hoş karşılamaz. O zaman kendisine yapılmasını istemediği şeyi bir başkasına da yapmayacaksın. Bunları niye söylüyorum? Çok eş zamanlı bir operasyon başladı. Yeni filizlendirmeye çalışıyorlar. Operasyonun sahibini de belli ediyor. Ne zaman ki rakibim aday hakkımda iftiralara başladı. Aynı anda eş zamanlı sosyal medya üzerinden de aynı kampanya harekete geçti. Kampanya bildiğimiz şey tam da şu: sahte videolar ile, kumpas videoları ile, neymiş terör örgütü beni destekliyormuş gibi gösteren videolar. Onlarca hesaptan aynı anda kumpas başladı. Milyonlarca reklam vererek bu videoları herkesin görmesini istiyorlar. Rakibimin açıklamalarıyla eş güdümlü başladı. Bakın altını çiziyorum bunun. Rastgele değil. Peki siz bu videoları hatırlıyorsunuz. Nereden hatırlıyorsunuz? Bir önceki seçimden değil mi? Bu kumpasın patronu
o zaman canlı yayında milyonlarca vatandaşın gözüne bakıp hatırlayın kumpası nasıl itiraf etmişti. Ne demişti? Ama montaj, ama şu, ama bu demişti. Bakın sahibi çok belli. Kampanyayı yapanlara sesleniyorum. Öncelikle kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bana da yapmayın. Ha, yapmaya devam mı edeceksiniz? Yine kaybedeceksiniz. Yine kaybedeceksiniz. Yine kaybedeceksiniz. Bak buradan söylüyorum. Her baba yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sizin o kumpas videolarınız, iftira kampanyalarınız bende toz zerresi kadar leke bırakmaz. Bırakmaz, işinize bakın. Bu millet beni... Bunlar beni Beni bu millet iyi bilir, iyi tanır. Bunlar bu milletin milli duygularını, inancını rencide edecek seviyede ne yazık ki her şeye alet ediyorlar. Bunlara söylüyorum, buradan sesleniyorum. Ben sizin gibi günübirlik Atatürkçü değilim. Çıkıyor bir meczup bize yüzümüze, gözümüzün içine baka baka Atatürk'e hakaret ediyor. O meczup O meczup hakaret ediyor ama kimsenin çıtı çıkmıyor. Kimse, herkes bir anda lal oluyor. Ağzını açan yok. Hakaret etmek, küfretmek ne yazık ki bunların döneminde serbestleşti. Bakın sevgili Çatalcalılar ve bu meczup gibiler bize bir de Osmanlı dersi vermeye kalkıyor. Sen kim, Osmanlı kim? Sen ne anlarsın Osmanlı'dan? Osmanlı'da bizim sarı şaşlı, mavi gözlü lider de bizim liderimiz. Bunu buradan bilin. Bu yeminli Atatürk düşmanlarını bu iktidar sadece bu tür durumlarda izlemiyor uzaktan. Ne yapıyor biliyor musunuz? Onlara destek de oluyor, destek. Hem de öyle az buz destek değil. Şimdi bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim. O küfürbaz Atatürk düşmanı onların siyasi yol arkadaşı, doğru mu? Yetmedi. Atatürk'e küfreden o adamın oğlu hala partilerinin milletvekili. Oğlu yetmedi. Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü, yetmedi. Abisini bir şirketin başına kayyum atadınız. Diğer oğlunu da Kocaeli İşkur İl Müdürü yaptınız. Aileye bak, aileye. Yetmedi, abisinin damadı da eski milletvekili. Hani şu Yeliz var ya, Yeliz. O arkadaş. Bakın, işte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk'e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu? Siz bu halkın çocuklarının hak ettikleri makama gelmesini istemeyenlersiniz. Bu anneler,
Bu hanımefendiler bu çocuklarını bu sıraladığım insanlardan kat be kat daha iyi yetiştiriyor. Ama sizin tek derdiniz bir avuç insan ve onların aileleri. Bizim derdimiz ne biliyor musunuz? Bizim derdimiz 16 milyonun milletin evlatları, milletin